Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Hükümet. En büyük problem mi? Empati. Pahalılık, ekonomi. Düzelir mi bu ekonomi? Mehmet Şimşek geçti ekonominin başına. Hayır, inanmıyorum. Hayır. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Ekonomisi. Ekonomisi. Aynen. Sizce düzelir mi? İnşallah. En büyük problem işsizlik ve enflasyonun sürekli yükselişi. İşsizlik var diyorsunuz. Belli bir kesime diyor ki her yerde işçi aranıyor. Gençler iş beğenmiyor diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Yok canım, iş yani hep yabancılar çalıştırdıkları için bizim kendi halkımız zaten çalışamıyor, iş bulamıyor. Teşekkür ediyoruz. Neden çalışamıyor pardon? Neden çalışamıyorlar beyefendi? Yani diyorlar ya insanlar iş beğenmiyor falan diye. Kime iş vermiyor? Yani hep yabancı çalıştırıyorlar, iş vermiyor. Neden yabancı çalıştırıyorlar? Çok basit. Neden yabancı çalıştırıyorlar? Vergi yok, SSK yok, aynen. Sosyal güvence yok. Aynen. Düşük maaş. Yerli vatandaş çalışınca, yerli genç çalışınca, yerli işçi olunca ne olacak? SSK olacak, vergisi olacak. İşin basitine kaçıyorlar açıkçası yani. Ama bu bizim için çok kötü bir şey. Biz gençlerimiz iş bulamıyor. Yıllarca okuyorlar, iş sahibi olmak için üniversitede mezun oluyor, sonra iş bulamıyor işte. Bir ton mağduriyet. Ne olması gerekiyor sizce? Bir vatandaş olarak ya ben de merak ediyorum. Çalıştırmayacaklar, kendi vatandaşını öncelik tanıyacak. Varsa bir boşluk, boşluğu alacak yabancıyı. Öncelik kendi vatandaşına verecek. Bu kadar basit yani. Bu yöneticiler mi yoksa işverenler mi? İşverenler, yöneticiler, herkes dahil aslında. Yani herkesin el atması gereken bir konu. Peki nasıl olacak bu? Yani işletmeci kendi vatandaşına nasıl öncelik tanıyacak? Bununla ilgili bir yaptırım mı olması gerekiyor? Yani devletin destek vermesi lazım aslında. Çünkü yöneticiler de mağdur, işverenler. Onun da gideri fazla. Ne yapıyor? Mecburu kaçak adamı çalıştırmayı tercih ediyor. Sigorta yok, bir şey yok işte. Sosyal faaliyette. Ben bir şey daha merak ediyorum. Bunun faturasını kim ödüyor sizce? Bizim halkımız ödüyor. Biz ödüyoruz yani, değil mi? Birlikte biz ödüyoruz yani. Peki nereye kadar ödeyeceğiz sizce? Vallahi yani hükümet değişene kadar ödeyeceğiz böyle. Hükümet değişene kadar mı? 5 yıl mı ödeyeceğiz? Çünkü şöyle bir şey var. Bir 5 yıl daha diyorlar. 5 yıl sonrasında her şeyin güzel olacağını söylüyorlar. Mevcut sistem değişmedikçe bu böyle gider yani. Değişmez. O yüzden sistem değişmez. Size göre tablo bu. Tabii, anladım. Tabii. Sistem değişmez. Benim ismim Bayram. Memnun oldum. Oo, benim de ismim Bayram. Memnun oldum Adaş. Vallahi Adaş gerçekten güzel bir sohbet oldu. Neyse biz bir çay içmeye gidelim Adaşlar. Peki teşekkürler. Kolay gelsin. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Çok şükür hiç problem yok. Problem yok. Evet. Nereden geldiniz? Ben Faslıyım. Faslısınız. Evet. Türkiye'de öğrenci misiniz, yaşıyor musunuz? Yok, ben burada çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? Evet. Normalde ben makyöz ama şimdi ben hastaneye çalışıyorum. Tercümanlık yapıyorum. Avrupa'da hem Fransızca'da. Süper, ne güzel. Genelde vatandaşa sorduğumuz zaman yerli halka ekonomik anlamda sorunlar olduğunu düşünüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türk ekonomisini? Tabii ki ekonomikten birazdan bir sıkıntı oldu ama sadece Türkiye değil yani. Ben bakıyorum mesela Fas'tan, o da aynı bir şey oldu. Başka ülkeden o da aynı bir şey olmuş. Ama inşallah daha güzel oluyor. Peki 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsun? Benim için değil de genelden. Sizin için? Benim için. Daha güzel oluyor inşallah. İnşallah. Rica ederim. İyi günler. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Türkiye'nin en büyük problemi insanların cehaleti gerçekten. Herkes büyük cehalet Cehalet. Herkese cehalet var. Neden böyle düşünüyorsun? Çünkü gördüğüm kadarıyla herkes öyle. %80'inin böyle olduğunu düşünüyorum. İnsanlar özgür olmak istemiyor. İnsanlar kendini bir şeye bağlıyor. Hapishanede gibiler sanki insanlar. Ben bunu anlamıyorum. Halbuki insanların yapması lazım. Bunu insanların geçirmesi lazım. Ama kendileri de istemiyorlar. Peki bu cehaletten kurtulmak için insanların ne yapması gerek? Bu cehaletten kurtulmak için ilk önce insanların tamamen kapı yapısını değiştirmesi lazım. Mesela bir insan 1 kilo et 700 lira olduğunda buna karşı çıkmalı. Yemeyin o zaman dememeli. Böyle şeyler kesinlikle dememeli yani. İnsanın bundan kurtulması lazım. Ve bildiğiniz gibi asgari ücret 11.000 oldu şu an. Fakat İstanbul'da, ben İzmir'de yaşıyorum normalde. Geldim sordum. Herhangi bir kırık dökük evin kirası 35.000 lira. Bu adam ne yapacak ben bilmiyorum. Şahsen ben annem babam sağ olsun bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama geleceğim için çok tedirginim ben de. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsun? 5 yıl sonra Türkiye'yi biraz daha gelişmiş olarak görebilirim. Çünkü şu an çok açmayacağım ama. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Türkiye'nin en büyük sorunu Suriyeliler. Suriyeliler. Evet, İranlılar, yabancılar. Ev kiraları çıkmış 30.000 lira, 50.000 lira.
Ben karşıda oturuyorum, adam 50 bin lira kira istiyor. Niye? İçimde neden? Benim halkım oturmuyor ki. Bir Suriyeli, İranlı, Mısırlı. Az önce de konuştuk beyefendiyle. Sayınlardan mülteci kardeşlerimizi göndereceğiz dedi. Sizce gönderir mi ya da onlar gider mi? Hiçbir şey göndermez. Onlar Erdoğan'ın kardeşi. Ben AK Partiliyim. Erdoğan'ın kardeşi. Benim oğlum kirada oturuyor. 15 bin lira, şimdi 20 lira istiyor adam. Kimi, ben AK Partiliyim dedi. Kimi gönderiyor? Kimi gönderiyor? Göndersin. Bu kiraları kim artırdı? O zaman kendi yaptı. AK Partiliyim, duysun. Hem de koyu AK Partiliyim. Geldi geleli oy veriyorum. Nedir bu ya? Ama mültecilerden şikayetçisiniz. Ya şikayetçiyiz ya. Lan, emekliye veriyor 7500 lira, ben isteğe bağlı emekliyim. 8000 lira para al, 15000 lira kira veriyor. Kimi kandırıyor ya? Ha, yine de oy verdik ama adam yok karşısında, adam yok onun. Ha, duysun. Kılıçdaroğlu'nu nasıl değerlendiriyorsun? He? Kılıçdaroğlu'nu nasıl değerlendiriyorsun? Ya ondan bir şey olmaz ya. Onlar birbirlerine düşmüşler. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu. Ondan bir şey olmaz. CHP'nin tabanı vardı, tabanı. O güzelim partiyi mahvetti o. Peki Suriyeliler kalmaya devam ettiği sürece 2028'de seçim olsa oyunuzu yine AK Parti'ye verir misin? Vermem. Vermez. Bunların burada yaşadı. Ya şu Şişli'ye inin bir bakın. Hep yabancı talebeler. Talebe midir, tabele midir? Nedir bu ya? Kim bunlar, ne? Benim, bunlar bizim kardeşlerimiz ben, diyorlar. Bak ben 15 sene, 30 sene Nişantaşı'nda esnaflık yaptım, vergi verdim. Vergi verdim. Askerlik yaptım 24'e. Bunlar için mi? Neye geldiler? Mülteciyi göndermeye yönelik bir proje yapan isimlerden biri de Ümit Özdağ var. Ne düşünüyorsunuz? Bak, gönderiyorsa tutarım. Göndereceğini söyle. Ama o da boş laf. Boş laf konuşuyor. Gücü yetmez. Güç ister. Mültecileri göndermek bu kadar zor mu? Zor tabii. Ya çok kolay. Tayyip Bey'in elinde. Nedir bu ya? Her taraf Suriyeli. Buyur, şurada bir tane Türkçe konuşan yok ha sokakta. Reis niye göndermiyor bunları o zaman? Ben ne bileyim, kardeşleriymiş. Hep kardeşi. Ya duysun. Kardeşim. Neyin kardeşi ya? Neyin kardeşi? Kafilik doldu mu diyorsunuz? Benim 3 tane oğlum var, evlendireceğim. Ver kira. Nerede? Evim var, üstünü yapamıyorum. Yani memleketin içine etti bıraktı. 4 tane bir şey almayın, yol yapmayın, bu memleket olmaz. Bir gün başına patlar bu ülke. Bu yabancı sevdasından vazgeçsin. Yani bağırarak da söylüyorum. İsterse içeri alsınlar beni. Bundan vazgeçsin ama siz yayınlayamazsınız tabii. Çok zor. Hangi kanal? Medya TV. Zor değil, yayınlıyoruz. Söyle hangi gün, ben dinleyeyim. Zarar uğratmayacak her şeyi yayınlarız biz. Ben yayınla. Peki 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsun? Türkiye'yi hiç görmüyorum. Hep palavra. Yok. Bu pisliği kaldıracak ortadan. Adam dövüyorlar, adam kaçırıyorlar, adam... Geçen gün namlı marketin önünde Suriyeliler adam dövdü, çocuk dövdü. Kimi dövüyorsun ya? Sen nereden geldin? Kimsin? Nesin? He? Rahat duraydın. Esad bunları tek tek dövdü mü? Teröristlik yaptınız, geldiniz. Burada da teröristler. Yine söylüyor. Yine de genelleme yapmayalım. Bir ırk adına, bir şey adına. Genelleme Suriyelileri... değil, doğruyu söylüyorum. Akıllı duraydın ya. Ne yani, geldin bu ülkenin başına bela oldunuz. Şurada bak bakayım kaç tane Türk var. Hep yabancı. Ne olacak? Peki, Afganlar var, Iraklılar var, Filistinliler olsun, var. Afgan olsun, Arabı olsun, İranlısı olsun, Suriyeli olsun, bu ülkeden gitmesi lazım. Ben bir röportajda vatandaşın biri bu dedi ki... Bu kiralar böyle düşer, bu şeylik şey yapar, emekli maaşını 1000 lira şey ver, 20.000 lira kira ver. Ne bu ya? Kimi kandırıyorsun ya? Ne kadar emekli maaşı bekliyorsunuz? Beklentiniz nedir? En az 10.000 lira. En az 10.000 lira. Peki 10.000 TL bütün her şeyi çözer mi? Ya çözmüyor. Neyi çözecek kardeşim? Geç. Ya bir kilo peynir olmuş 500 lira. Kilo değil. Kalıp. İzmir tulumu aldım geçen gün. 400 lira. Et olmuş 800 lira. Neyi çözüyor? Yani kendimizi kandırıyoruz. Bu böyle gitmez. Ekonominin başına Mehmet Şimşek geçti. Bu durumları o düzeltir mi? O hiçbir şey yapamaz. O adam işçiye, memura... Para vermez o adam. Mehmet Şimşek vermez. Mehmet Şimşek sıkı adam. Vermez. Ha, versin de göreyim. Vermeyecek. Teşekkür ederim. Enflasyona karşıyım diyor. Faize karşıyım diyor. Ne oldu faiz? Arttı. Faiz çıktı. Onun şeyi yabancısı. Faiz haram dediler. Haram diyordum. Ne oldu? Hani helal mı oldu? Enflasyon bugün %3. Maaşlar belli oldu muydu? %40'a çıkıyorum. Yani millete, emekliye para verirken %3'e düşürüyorsun. Sonra ne oluyor, birden çıkıyor? Hep alıvere, kusura bakmasın. Bu kadar şikayetçisiniz, yine Erdoğan'a oy vermişsiniz. Bunu ne yapacağız? Vermem bir daha ya, hayatta vermem. Hayatta. Boş atarım, ne Kılıçdaroğlu'na oy veririm ne ona.
Ben bu memlekette 30 sene vergi verdim. Osman Bey'den Nişantaşı'nda benim dükkanım var. Tekstil, Soytex. 30 sene Suriyeli gelecek burada benim. Ya, yürü git. Bunlar da yeni gençlik. Vallahi başlarım böyle gençliğe ya. Gençlik buysa biz de genç olduk ya. Biz de genç. Sen mi gençlerden umudun? Güzel kardeşim, biz de genç olduk. Büyüğü tanırdık, küçüğü tanırdık. Neyse hadi hayırlı işler.